Merhaba gençler, ben Esma Hoca. Bugün size çözünürlük dengesini anlatacağım. Hepinizin çok korktuğu ama aslında öyle olmadığı bu 40 dakikalık videomuzda göreceksiniz. Çözünürlük dengesi namı değer KÇÇ. Hepinizin bildiği üzere. Bir A grubu bileşikleri biliyorsunuz ki bu tuzlar suda çok iyi çözünürler. Sodyum klorür, potasyum nitrat gibi bir A grubunun oluşturduğu tuzlar suda çok iyi çözünen tuzlardır. Dolayısıyla çözünme denklemlerini biz tek okla gösteriyoruz. Fakat her tuz bu kadar iyi çözünemeyebiliyor, az çözünüyorlar. Bu yüzden tuz az çözünüyorsa denge halinde çözünecektir. Az çözünen tuzlarla hazırlanmış doygun bir çözeltide tuzun dipteki katısıyla iyonları arasında bir denge kurulur. Biz buna çözünme ve çökelme dengesi diyoruz. Çözünme, çökelme dengesi. Gümüş klorür, kurşun 2 yodür, kurşun 2 florür, magnezyum karbonat tuzları suda az çözünen tuzlara örnek verilebilir. Mesela bir saf su aldık elimize. İçerisine gümüş klorür tuzunu attık. Biliyorsunuz ki gümüş klorür tuzu suda az çözünen bir tuzdur. İyonlarına ayrışacaktır bir miktar. Gümüş iyonları ve klor eksi iyonları. Suda az çözünen bir tuz olduğu için tabii ki dipte bir miktar ne olacaktır? Katısı olacaktır. Suda az çözünen bir tuz olduğu için mutlaka dipte bir miktar gümüş klorür katısı dipte olacaktır. Gümüş klorürü biz suya attığımızda gördüğünüz üzere gümüş artı iyonları ve klor eksi iyonlarına ayrıştı. Ürünlere doğru gidiyorsa biz buna çözünme, tekrardan dipte bir katı oluşturduğu için arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? Çökelme diyeceğiz. İşte tam bu anda çözünme hızı çökelme hızına eşit olduğu anda denge anı kurulmuş olacak. Biliyorsunuz ki dengede arkadaşlar biz makroskopik olaylar, yani gözle görülebilen olayların durduğunu, gözle görülemeyen olayların ise devam ettiği durumdur demiştik denge durumuna. Çözünme çökelme de gördüğümüz üzere gözle görülemeyen olaylardır. Çünkü bir miktar çözünür sonra dibe çöker, bu olay devam eden bir durumdur. Denge biliyorsunuz ki arkadaşlar dinamik bir olaydır. Belli bir süre sonra çözünme hızı çökelme hızına eşitlenir demiştim. Bu an denge anını söyledik. Bu dengeye çözünürlük dengesi diyoruz. Kısaca çözünürlük dengesini KÇÇ ile gösteriyoruz. Aynı zamanda biz çözünürlük çarpımı ile de ifade ediyoruz. Peki bir tuzumuz var gördüğünüz gibi. XAYB tuzu olsun. A tane X artı B iyonu, B tane de Y eksi A iyonu olsun. Biz biliyorsunuz ki dengeyi yazarken her zaman ürünler böyle girenler yazıyorduk. Gazlar ve sulu çözeltiler alıyorduk. Tabii ki çözünürlük dengesinde bizim alacağımız kısım suda çözünen kısım olacaktır. KÇÇ'yi yazarken peki ürünlerde neler var onları yazalım öncelikle. X artı B iyonu derişiminin üstüne ne yazacağız? Baş katsayısı A ise A ifadesini kullanacağız. Çarpı ne var iyonumuz? Y eksi A iyonu. Y eksi A iyonun derişiminin üzerine ne diyeceğiz arkadaşlar? B diyeceğiz. Katıyı almadığımız için sadece biz KÇÇ'yi iyonların çarpımı olarak gösteriyoruz. Peki bizim burada özellikle bilmemiz gereken arkadaşlar çözünürlük ifadesi. Molar çözünürlük ne demektir? Molariteyi biliyorsunuz, daha önceki konularımızda molarite eşittir N bölü V ifadesini kullanmıştık. Mol bölü hacim. Burada da 1 litre doymuş çözeltide çözünmüş maddenin maksimum mol sayısı olacaktır. Bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Çözünürlük ifadesini sorularda sürekli kullanacağız çünkü. Gelin biraz örnek yapalım. Gördüğünüz gibi baryum sülfat tuzumuz var. Suya attığımız zaman nasıl ayrışacaktır? Baryum iyonları, baryumu biliyorsunuz 2A grubunda olduğu için değerli artı 2'dir. Suda yazıyoruz. Artı sülfat, sülfatın değeri de eksi 2'dir. Suda yazdık. Peki KÇÇ'yi yazarken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? KÇÇ eşittir iyonların derişimleri çarpımını ifade ettik. Baş katsayıları 1 olduğu için üzerine 1 yazmamıza gerek yok. Peki geldik gümüş oksalat katımıza. Gümüş oksalat katımızı da ayırırken ne yapıyoruz? 2 mol var. 2Ag artı iyonu suda artı oksalat iyonu aldığı değerlik eksi 2'dir. Suda yazdık. Peki KÇÇ ifademizi yazarken nasıl yazıyoruz? İyonların derişimleri çarpımı. Peki nedir iyonumuz? Gümüş artı iyonu. Baş katsayısı 2 olduğu için ne yapacağız? Üs olarak yazıyoruz. Çarpı oksalat iyonları. Peki KÇÇ ifademizi bu şekilde yazdık. Şimdi geldik demir 3 hidroksit katımızı yazmaya. Peki bu nasıl ayrışacaktır?
Demir biliyorsunuz ki değişken değerlik alır. O yüzden burada baktığımızda tuzdaki değerli artı 3'tür. Suda yazıyoruz. Artı kaç tane hidroksit iyonumuz var arkadaşlar? 3 tane. O zaman 3OH eksi suda yazdığımızda KÇÇ ifadesi iyonların çarpımı olduğundan demir artı 3 iyonları çarpı OH eksi iyonları derişimi, baş katsayısı 3 olduğu için biz bunu üs olarak ifade ediyoruz. Evet, çözünürlük çarpımı KÇÇ değerleri genellikle oda koşullarında yani 25 santigrat derecede ve deneysel olarak hesaplanır. Tüm denge sabitleri gibi derişimler cinsinden denge sabiti olsun, kısmi basınçlar türünden denge sabiti olsun, asit baz dengesi olsun, çözünürlük çarpımında yani KÇÇ değeri de yalnız ve yalnızca sıcaklıkla değişir. Bunu asla unutmuyoruz. Sayısal değerini değiştiren tek etken sıcaklıktır. Peki aşağıda formülleri verilen iyonik katıların aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüklerini sıralayacağız. Öncelikle bizim yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Tabii ki suya atmaktı. X, Y katısını biz suya atarsak denge halinde çözünecek. O yüzden çift yönlü ok ile gösteriyoruz. X artı 1 suda artı Y eksi ne olacak arkadaşlar? Suda olacak. Bu şekilde yazdık. Az önce size çözünürlüğün ne demek olduğunu söylemiştik. Çözünürlük neydi? 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin maksimum mol sayısıdır. Peki biz bunların ne kadar suda çözüldüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden ben bunu ifade ederken S molar diyeceğim. 1'e S molarsa 1'e ne kadar olacaktır? S molar olacak. 1'e ne kadar olacaktır? S molar ifadesini kullanıyoruz. Peki KÇÇ'yi yazarken nasıl ifade ediyorduk? KÇÇ biliyorsunuz ki bu iyonların derişimlerinin çarpımına eşittir. X artı iyon derişimi S kadar, Y eksi iyon derişimi S kadar olduğu için çarpımları ne olacaktır arkadaşlar? S kare ifadesini kullanacağız. Neye eşit olacak? Tabii ki bizim 25 santigrat derecedeki KÇÇ değerimiz. Ne kadar? 81 çarpı 10 üzeri eksi 18. Peki S ne kadar gelir arkadaşlar? 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar. Demek ki XY tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 molarmış. Peki gelelim diğer ifadeyi yapalım. YZ tuzunu biz suya atarsak nasıl çözünecektir arkadaşlar? Denge halinde Y artı iyonları artı Z eksi iyonları olarak ayıracağız. Yine aynı şekilde çözünürlük neydi? 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin maksimum mol sayısıydı. Ben buna S molar dersem 1'e S molar, 1'e ne kadar olacaktır? S molar, 1'e de çözünürlüğü ne kadar olacaktır? Baş katsayısı 1 olduğu için S molar. Neydi KÇÇ ifademiz? İyonların derişimlerinin çarpımına eşitti. O zaman iyonların derişimi ne kadar olacaktır? S molar buradan geldi. S molar da buradan geldi. Çarpımları S kare oldu. Neye eşit olacaktır? Tabii ki bizim KÇÇ değerimiz. O ne kadar? 64 çarpı 10 üzeri eksi 12. Peki çözünürlük ifademiz ne geldi? Yani bileşiğin molaritesi ne kadar geldi derseniz 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar gelmiştir. Evet, XZ tuzunu da aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Artık eliniz alışmıştır. XZ tuzunu da attığımız zaman gördüğünüz üzere hep aynı şeyleri yapıyoruz. Buna S molar, S molar, 1'e de S molar olacak. S kare ifadesi ne olacaktır? KÇÇ değerine eşit olacak. 25 çarpı 10 üzeri eksi 22. S değerimiz de 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Peki biz bu iyonik katıların aynı sıcaklıktaki saf sudaki çözünürlüklerini sıralarsak baktığımızda molaritesi hangisi daha büyükse çözünürlüğü onun daha büyük olacaktır. O zaman ifademiz ne olur arkadaşlar? Molaritelerimize baktığımız zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 çözünürlüğü, YZ tuzumuza baktığımız zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar, XY tuzumuza baktığımızda 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar. Hangisi daha büyük olmuş oluyor molaritesi? Tabii ki ikinci YZ tuzumuzun arkadaşlar en büyük. Sonra kimin olacaktır? Birinci tuzumuzun, sonra da üçüncü tuzumuz molaritesi yani çözünürlüğü daha büyük olacaktır.
Evet, şimdi sorularımızla devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar KÇÇ o kadar korktuğunuz gibi zor değil. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Sadece sayılar değiştiğinde biraz afallıyorsunuz, o kadar. Bakın yine aynı şeyleri yapacağım ben. 25 santigrat derecede kalsiyum florür tuzunun sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar ise aynı sıcaklıkta kalsiyum florür tuzunun KÇÇ değeri kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar, ilk yapmanız gereken şey kalsiyum florür tuzunu ne yapıyorsunuz? Suya atıyorsunuz. Attığınız zaman kalsiyum artı 2 artı 2 F eksi iyonlarına ayrışacaktır. Peki çözünürlük ne demekti? Bileşiğin molaritesi demekti. Peki kalsiyum florür tuzunun çözünürlüğü ne kadarmış? 10 üzeri eksi 4 molar. 1'e 10 üzeri eksi 4 molarsa 1'e ne kadar olacaktır? 10 üzeri eksi 4 molar. 2'ye ne kadar olacak arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar diyoruz. KÇÇ neydi arkadaşlar? Bu iyonların derişimlerinin çarpımına eşitti. Yani kalsiyum iyon derişimi çarpı flor eksi iyon derişiminin karesi. Peki yerine yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kalsiyum iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 molar. Flor iyonların derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 moların neyini alıyoruz? Karesini alıyoruz. KÇÇ ifademiz ne gelecektir arkadaşlar burada? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yoktur. Sadece suyu atıyoruz. Çözünme denklemlerini yerine yazdıktan sonra zaten KÇÇ değerimizi buluyoruz. Bir tarz daha sorumuz var. Şu şekilde o da. 25 santigrat derecede doygun kalsiyum karbonat çözeltisini KÇÇ değeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 16 molar olduğuna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum karbonat tuzunun bu sefer neyini sordu bize? Çözünürlüğünü sordu. Çözünürlüğü bulabilmek için bize aslında sorduğu şey nedir? Bileşiğin molaritesidir. Yapmamız gereken ilk şey kalsiyum karbonat tuzunu ne yapmak? Suya atmak. Kalsiyum biliyorsunuz 2A grubu artı 2 olacaktır. Karbonat da CO3 eksi 2 değerlerini alıyor biliyorsunuz. Bize çözünürlüğü soruyorsa çözünürlüğü bilmiyorum. Ne kadar olacak bileşiğin çözünürlüğü? S molar diyelim. 1'e S molarsa, S kadar çözünüyorsa 1'e o zaman ne olacak arkadaşlar? S kadar çözünecek. 1'e ne kadar? S kadar çözünecek. KÇÇ biliyorsunuz ki bir iyonların derişimleri çarpımına eşitti. Yani S çarpı kalsiyum iyon derişimi çarpı karbonat iyon derişiminde biz S molar demiştik. Bu neye eşit olacak? KÇÇ değerimiz. O da nedir? 9 çarpı 10 üzeri eksi 16. Peki buradan bileşiğin molaritesi ne kadar gelecektir? Yani S 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3. soruyla devam ediyoruz. Ne kadar çok soru çözerseniz arkadaşlar bu konuyu o kadar rahat halledersiniz. Hiç korktuğunuz gibi değil. Sadece dediğim gibi sayılar değişince biraz duruyorsunuz. O yüzden devam edelim bakalım. Hep aynı şeyleri yaptığımızı gördükçe korkmayacaksınız bu konudan. Evet, gördüğünüz gibi belirli bir sıcaklıkta demir 3 hidroksit sulu çözeltisindeki bu sefer bize neyi vermiş? İyon derişimini vermiş. O zaman ne yapıyoruz gençler? Suya atıyoruz. Her zaman yaptığımız şey, evet atıyoruz. Demir ne olacak? Artı 3, 3 OH eksi iyonlarına ayrıştı. Bize burada verdiği neydi? OH eksi iyonları derişimiydi. Ne kadarmış OH eksi iyonları derişimi? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa başka sayılar bana diğer maddelerin derişimlerini vermiyor muydu? 3'e 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise 1'e ne kadar olacaktır arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Peki bileşiğin molaritesi yani çözünürlüğü ne kadar olacaktır? O da 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. KÇÇ neydi? Hemen söylüyoruz. KÇÇ gördüğünüz gibi iyonların derişimlerinin çarpımına eşitti. Tabii ki baş katsayı üst olarak yazmayı unutmuyoruz. KÇÇ'yi bulurken demir artı 3 iyon derişimini hemen yerlerine yerleştirelim ve sonucumuz çıksın. Ne kadar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4 molar çarpı OH eksi iyon derişimi ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü neyini alıyoruz? Tabii ki küpünü alıyoruz arkadaşlar. Peki KÇÇ ifademiz ne gelecektir buradan? 3'ün küpü 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 buradan geldi. Eksi 4 de burada var arkadaşlar. 10 üzeri eksi 16 KÇÇ ifademiz çıktı gördüğünüz gibi. Evet, devam sorumuz arkadaşlar. 4. soruyla devam ediyoruz. T
santigrat derecede bakır 2 sülfür katısının KÇÇ değeri 10 üzeri eksi 6 olduğuna göre 10 litre doygun su çözeltide en çok kaç gram kalsiyum 2 sülfür katısı çözünebilir? Bakın arkadaşlar, buraya kadar yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Diğer geri kalanları da mol'ü biliyorsunuz. Mol neydi? N eşittir M bölü MA ifadesiyle sonuca gideceğiz. Hemen aynı şeyleri yukarıda yaptığımız 1. 2. 3. sorularda neler yaptıysak aynılarını yapacağız. Bakır 2 sülfür biz katısını suya attığımız zaman nasıl ayrışacaktı? Bakır artı 2 iyonları artı kükürt eksi 2 iyonları olarak ayrışacak. Peki ben bunların suda ne kadar çözünürlüğünü biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Ben buna x molar desem 1'e ne kadar ayrışacaktır? X molar. 1'e ne kadar ayrışacak arkadaşlar? X molar. KÇÇ neydi? Bu iyonların derişimleri çarpımına eşit değil miydi? KÇÇ zaten vermiş bize. 10 üzeri eksi 6 molar. Peki iyonların derişimlerini çarparsak tabii ki 1'e 1 olduğu için x çarpı x diyeceğiz. X kare 10 üzeri eksi 6'ya eşit arkadaşlar. X ifademiz neye eşit olacaktır? 10 üzeri eksi 3 molar. Bu bizim katımızın çözünürlüğüdür arkadaşlar. Yani bileşiğin molaritesi katının çözünürlüğüne eşittir. Ne kadar çözülmüş? Suda 10 üzeri eksi 3 molar çözülmüş. Bize neyi soruyor? En çok kaç gram bakır 2 sülfür katısı çözülebilir? Nerede? 10 litre doygun çözeltide. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Benim grama gidebilmem için ne bulmam gerekiyor? Tabii ki mol bulmam gerekiyor. Molarite neydi arkadaşlar? N bölü V, yani mol bölü hacim. Ne kadar çözünüyordu? 10 üzeri eksi 3 molar eşittir N bölü. Peki hacmimizi her zaman bizim litre cinsinden yazdığımızı unutmayın. Ne kadar vermiş bize? 10 litre. Molümüz ne kadar geldi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 mol geldi. Bu kadar ne yapıyormuş? Çözünüyormuş arkadaşlar. Kim? Bakır 2 sülfür katısı. Peki grama gidebilmem için ben ne yapıyordum arkadaşlar? Mol eşittir M bölü MA ifadesini kullanıyoruz. Kaç mol çözülmüştü? 10 üzeri eksi 2 mol. Peki gramı zaten soruyor bana. M bölü MA'mız ne kadar gelecek arkadaşlar? Bakır biliyorsunuz bir tane olduğu için 1 çarpı MA'sı 64. 64 artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir tane de kükürt olduğu için 1 çarpı 32'den 32. O zaman bakır 2 sülfür katısının MA'sı ne kadar geldi? 96 gram geldi. Peki ne kadar çözünüyor diye sorarsak ne kadar olacak arkadaşlar? Demek ki 0,96 gram bakır 2 sülfür katısı en çok çözünüyormuş. Evet, 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzda burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi T santigrat derecede demir 2 klorür sulu çözeltisinde toplam iyon derişimini vermiş bize. Biliyorsunuz ki öncelik yapmanız gereken şey, size toplam iyon derişimini veriyorsa yapmanız gereken ilk şey suya atmak olacaktır. Demir 2 klorür suya atıldığı zaman ne olacak? Demir artı 2 artı 2Cl eksi iyonlarına dönüşmeyecek mi? Peki bize toplam iyon derişimini 3 çarpı 10 üzeri 6 molar vermişse arkadaşlar. 10 üzeri eksi 6 molar vermişse. Peki kaç tane iyonumuz var bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi? 1 tane demir, 2 tane klor, toplam 3 mol iyonumuz var. Peki 3 mol iyon 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşitse o zaman 1 mol iyonumuz ne kadar olacaktır arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olacaktır. Burası da arkadaşlar 1'e 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise 2'ye ne kadar olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Gördüğünüz gibi iyon derişimi ne kadar oldu arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar oldu. KÇÇ bu iyonların derişimine eşittir. KÇÇ eşittir 10 üzeri eksi 6 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın neyi olacak arkadaşlar? Karesi. O zaman ifademiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 olacaktır. Evet, alıştığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi hep aynı şeyler yapıyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. 6. sorumuzla da devam edelim. Oda koşullarında saf su ile hazırlanmış 10 litrelik doygun gümüş bromür çözeltisinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bromiyonu bulunduğuna göre aynı sıcaklık bu yanık katının çözünürlük çarpımı. Bakın bu sefer tersten gideceğiz. Hep ne yapmıştık? Önce KÇÇ ifadesini yazıp çözünürlüğü bulup sonrasında ilerlemiştik. Şimdi
geriden gelip başa doğru gideceğiz arkadaşlar. O zaman benim ilk önce bulmam gereken ne olacak? Tabii ki molarite olacak. Molarite neydi arkadaşlar? Molarite eşittir n bölü v. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü hacim ne kadar? 10 litre. Bileşim molaritesi ne kadar geldi arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Peki ben bunu suya atarsam arkadaşlar, gümüş bromürü suya attığımız zaman ne kadar gelecekti? Gümüş artı iyonları artı brom eksi iyonları. Biz bu bileşin molaritesini ne kadar bulmuştuk? 2 çarpi 10 üzeri eksi 4. 1'e 2 çarpi 10 üzeri eksi 4 ise 1'e ne kadar olacaktır? 2 çarpi 10 üzeri eksi 4 molar. 1'e ne kadar olacak? 2 çarpi 10 üzeri eksi 4 molar. KÇÇ biliyorsunuz ki bu iyonların derişimlerinin çarpımına eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? KÇÇ eşittir 2 çarpi 10 üzeri eksi 4 çarpı 2 çarpi 10 üzeri eksi 4'ten ifademiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulacağız. Evet arkadaşlar, KÇÇ sorularının bir tık daha zorlaştırılmış hali. Daha da zaten 3. tarz soruları diyebilirim. Çok zor sorusu yok. Devam edelim. Bakalım bunun da ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. 7. sorumuz, kurşun gördüğünüz gibi belirli bir sıcaklıkta neyimiz var arkadaşlar? Kurşun 2 klorür kullanıyoruz. Başlangıçta elimizde 32 gramımız var. Hazırlanan 100 litre doygun çözeltide dipte kaç gram katı kurşun 2 klorür bulunur demiş. Bakın arkadaşlar, bizim öncelikle bulmamız gereken ne kadar kurşun 2 klorür çözüldüğünü bulmamız. Nasıl yapacağız bunu öncelikle? Tabii ki en başta yapmamız gereken şey suya atmaktır. Suya atalım. Kurşun 2 klorür suya atıldığımızda tabii ki denge halinde çözünecek. Kurşun artı 2 iyonları artı 2 Cl eksi iyonları. Peki KÇÇ değerimizi vermiş zaten bize. O zaman bileşiğin molaritesini bulacağız. Peki nasıl olacak? Bilmiyorum ne kadar çözünür. Bileşiğin molaritesi ne kadar olsun? X molar diyelim. 1'e X molarsa 1'e ne kadar olacak? X molar. 2'ye ne kadar olacak arkadaşlar? 2X molar. KÇÇ biliyorsunuz ki iyonların derişimlerinin çarpımına eşittir. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. X çarpı 2X'in neyini alıyoruz arkadaşlar? Karesini alıyoruz. Peki buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir 4X küp gelmedi mi? Peki bu 4'leri sadeleştirirsek X yani bileşiğin molaritesi arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 molar gelecektir. Bu arkadaşlar çözünen katıdır. Peki çözünen katıdan gramı bulabilmek için neyi kullanacağım ben tabii ki? Molarite formülümü kullanacağım. Molarite neydi? N bölü V'di. Peki kaç molarmış X? 10 üzeri eksi 3 molar. Peki çözeltimiz kaç litre? N bölü 100 litre. Ne kadar çözündü o zaman? İçler dışlar yaparsak 0,1 mol gümüş 2 klorür katısı çözünmüş oldu. 0,1 mol çözünür diyoruz. Buradan gramı bulacağız arkadaşlar. Gramı bulduktan sonra elimizde ne kadar kurşun 2 klorür vardı? 32 gram vardı. Bulduğumuz değeri de çıkardığımız zaman sonuca gitmiş olacağız. Peki bizim 1 mol ne kadar, kaç gram arkadaşlar kurşun 2 klorür? 1 mol 277 grammış. Peki 0,1 molümüz kaç gram arkadaşlar? 27,7 gram arkadaşlar. Çözünen miktardır. Başlangıçta elimde ne kadar vardı? 32 gram vardı. O zaman ben 32 gramdan 27,7 gramı eğer çıkartırsam dipte katı miktarını bulurum. Dipte katı miktar ne kadar olacaktır arkadaşlar? 32'den 27,7'yi çıkarırsak arkadaşlar ne kadar geldi? 4,3 mü geldi? 4,3 gram dipte kalır diyoruz. Dipte kalır. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle çözünen miktarı bulduk. Çözünen miktarı bulduktan sonra başlangıçtaki elimizdeki miktardan çıkarıp dipte ne kadar katı olduğunu bu şekilde bulmuş olduk. Evet. Geldik 8. sorumuza. Gümüş klorür katısı ile T santigrat derecede 1000 litre doygun çözelti hazırlamak için saf suya 20 gram gümüş klorür katısı atılıyor. Buna göre katının yüzde kaçı çözülmeden kalır? Aslında bunu siz de yapabilirsiniz artık. 7. soruya biraz benziyor. Sadece yüzde bulacağız burada. Soru köküne dikkat etmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar, yine ne yapıyorduk biz? Tabii ki yukarıda yaptığımız gibi gümüş klorür katısını alıyoruz.
Suya atıyoruz. Gümüş artı iyonları artı klor eksi iyonları olmayacak mı? Peki ben bu bileşiğin molaritesini biliyor muyum? Yani çözünürlüğü biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne kadar çözüldüğünü bilmediğim için x molar ifadesini kullanacağız. 1'e x molarsa 1'e x molar. 1'e ne kadar gelecek? X molar. KCC ifadesi bu iyonların derişimlerinin çarpımına eşittir. KCC değerimiz belli zaten. 10 üzeri eksi 8 eşittir. Gümüş iyonları derişimi x kadar. Klor iyonları derişimiz de x kadar ifadesi. Ne gelecek x ifadesi? 10 üzeri eksi 4 molar gelecektir. Bu bizim çözünen miktardır arkadaşlar. Peki biz bu çözünen miktarı grama doğru ilerletmemiz lazım. Nasıl ilerleteceğiz? Öncelikle yukarıda yaptığımız gibi molarite formülünü kullanacağız. Molarite formülümüz molarite eşittir. N bölü V. Ne kadar bulduk? 10 üzeri eksi 4 molar eşittir. N bölü hacmimiz ne kadar? 1000 litre. 1000 litre dersek yine burada ne kadar geldi arkadaşlar? 0.1 mol çözünür diyoruz. Peki arkadaşlar 0.1 molümüz kaç gram? Ona bakalım. 0.1 molümüz 1 mol 144 gram gümüş klorürse arkadaşlar 0.1 molümüz ne kadar olacak? 14.4 gram ne olacaktır? Çözünecektir. Peki elimde ne kadar vardı başlangıçta? 20 gram. Kalan miktar ne kadardır? 20'den ben 14,4 gramı çıkarırsam kalan miktar ne kadar olacak arkadaşlar? 5,6 gram dipte kalacak. Peki bu yüzde kaçı kalmıştır? Onu hesaplayabilmemiz için. Başlangıçta ne kadar vardı elimizde? 20 gram vardı. Ne kadarı dibe çöktü arkadaşlar? 5,6 gram dibe çöktü. Peki diyoruz ki yüzde 100 gram da ne kadar dibe çöker diyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar olacaktı? 100 çarpı 5,6 bölü 20 ifadesini kullanırsak arkadaşlar şunları sadeleştiririz. 5 kalacak. Ne kadar oldu? %28'i çözülmeden dibe çökmüş oldu. Gördüğünüz gibi 20 gram var elimde. %28'i dibe çökmüş oldu. Peki gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Oda sıcaklığında 10 litre doymuş kalsiyum karbonat sulu çözeltisinde kaç gram kalsiyum karbonat katısı çözülmüş olarak bulunur diyor. Bu sefer bize çözünen miktarı soruyor arkadaşlar. Kaç gram? Ne yapacağız? Öncelik aşamamız her zaman suya atmak olacak. Unutmayın gençler bunu. Kalsiyum karbonatı suya attığım zaman kalsiyum artı 2 iyonları artı CO3 eksi 2 iyonlarına ayrışacaktır. Peki ben bunun ne kadar çözüldüğü yani bileşiğin molaritesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne kadar diyeceğiz? X molar diyeceğiz. 1 x molarsa 1'e x molar olacak. 1'e ne kadar olacak arkadaşlar? X molar. KCC biliyorsunuz ki iyonların derişimleri çarpımına eşittir. Peki KCC'miz ne kadar arkadaşlar? Bunu şu şekilde yazabiliriz. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 9'u 25 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak yazabilirim. Nedir? İyonların derişimlerini çarpma. İyonu ne kadar arkadaşlar? X molar. Karbonat iyonları ne kadar? X molar. Peki çözünürlük yani bileşiğin molaritesine gelecektir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelecektir. Bana ne kadar çözülmüş yani kaç gram çözündüğünü soruyorsa grama gidebilmem için ne yapmam gerekiyordu? Molarite formülünü kullanıyoruz. Molarite formülümüz eşittir N bölü V'den. Peki molaritemiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. N bölü hacmimiz 10 litre. Peki molümüz ne kadar geldi arkadaşlar? Ne kadar gelecektir molümüz? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol geldi. Peki ben bunu arkadaşlar grama çevirebilmem için ne yapmam lazım? Tabii ki N eşittir N bölü MA formülünden. Yerine yazarsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bulmuştuk zaten. Kütlemizi soruyor. Kaç gram kalsiyum karbonat katısı çözülmüştür? Kütlemiz, MA'mız ne kadar arkadaşlar? Kalsiyum karbonatın MA'sı 100. Kaç gram çözülmüştür? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram kalsiyum karbonat katısı çözülmüştür.